Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepinizin bayramının sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor. Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Evet sevgili dostlarım, biliyorsunuz bizim piyasalarımız artık kapalı. Bugün itibariyle de aylık, haftalık kapanışlar gelecek. Bunlarla ilgili sizlere detaylı altın, dolar ve gümüş üzerine detaylı aylık, haftalık kapanışlara göre tekrardan bir destek direnç bölgelerini güncelleyip bildireceğim. Fakat bugün itibariyle sizlere bir hemen üstünden geçelim arkadaşlar. Ons altın, gümüş gram, gümüş ons ve gümüş gramda bizler için önemli destek ve direnç yerleri nereleri? Hemen bunları belirlemeye çalışalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar altın onsla başlayalım. Altın onsla bizler için artık 1947 önemli bir destek haline geldi. 1947 altında önemli bir destek bölgemizde gene 1925 bölgesi. 1947 üzerinde geçmemiz gereken en önemli direnç bölgesi 1981 direnci arkadaşlar. Altın onsta önemli olacaktır. 1981 direncinin önemi arkadaşlar, 1981 direncini yukarı yönlü ons kırabilirse 1980'lerde 81'lerde gene kuvvetli bir direnç bölgemiz var. Bu direnci yukarı doğru kırabilirsek 2000 dolar seviyesindeki dirence doğru altın onsta hareketler görülebilir arkadaşlar. Altın onstaki arkadaşlar 1947 seviyesine dikkat edecekler. 1947 seviyesi üzerinde kapanışlar olduğu müddetçe bugün de gördük arkadaşlar. Gene 1980-1947 aralığında hareketlerin devam etmesi altın onsta beklenebilir. Altın onsla ilgili dediğim gibi arkadaşlar 1947-1925 civarı üzerinde kaldıkça 2013 hedefli altın ons çalışabilir. Burada 1981 direncine dikkat edeceğiz. 1981 direnci üzerinde bir kapanış yakalayabilirsek de altın ons da 2000'li dolarlı seviyelere doğru hareketlere artık merhaba diyebiliriz. Altın onsun ardından hemen gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyeler? Bunları sizlerle bulalım. Gram altında gene dolar ve altın hareketleriyle birlikte yukarı yönde hareketlerine devam etmekte arkadaşlar. Gram altında artık 435 seviyesi destek diyebiliriz arkadaşlar bizler için. Evet, şuradaki ilk önemli destek yerimiz 435 bölgesinde bulunan destek seviyesi. Gram altında artık 435 destek seviyesi altında bir kapanış görmediği müddetçe yukarıda 453 hedefli çalışmasına devam edebilir. Gram altında da dikkat etmemiz gereken önemli direnç 444 direnci olacaktır arkadaşlar. 444 direncinin aşılmasıyla birlikte buradaki kuvvetli direnci yukarı yönlü kırabilirse yukarı yönlü hareketler 453 seviyesine kadar gram altında da uzayabilir. Geri çekilmelerde gene 435-444 aralığı gram altında takip etmemiz gereken önemli bir aralık. Geri çekilmelerde ikinci önemli destek noktamız da 429 seviyesi arkadaşlar. 429 altında gram altında bir kapanış görürsek de stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bunun altı 415-402 seviyesine kadar gram altında uzanabilir. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüş onsta bizleri bekleyecek kritik seviyeler hangi seviyelerde? Gümüş ons tarafına baktığımız zaman da şu an 24 civarlarında hareket eden gümüş onsta gene bizler için kritik bir destek bölgesi artık 23-35 bölgesindeki destek bölgesi oldu arkadaşlar. Burası ilk kritik destek bölgemiz. Aşmamız gerekecek en önemli direnç bölgesi de 24.82 direnci arkadaşlar. 24.82 direnci. 24.82 direncini yukarı yönlü aşabilirse de gümüş onsta 26.20 seviyesinde bulunan direnç bölgesi takibimizde kalmalı. 23.35 bizim için önemli arkadaşlar. 23.35
35 üzerinde kaldıkça yukarıda 24.82 ve 26.20 iki tane kuvvetli direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgeleri takibimizde olacak. 23.35 ve 24.82 aralığı dikkatli olmamız gerekecek. Önemli bir aralık olarak gözükmekte. 23.35'in altında sarkmalarda gene ikinci önemli bir destek bölgemizde arkadaşlar. 22.60 seviyesinde bulunan destek bölgesi. Fakat 23.35 kırılmadığı müddetçe arkadaşlar gümüş gramda da yukarıdaki direnç seviyeleri takibimizde kalması gerekecek. Gümüş ons da takibimizde kalması gerekecek. Önemli seviyeler olarak gözükmekte. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? Gümüş gramda artık 5.19 seviyesi bizim için önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Evet, şurada ikinci desteğimiz 5.19 ve 5.47 direnci. 5.47 direnci üzerinde ikinci bir önemli direnç bölgemizde 5.78 seviyesinde bulunan direnç bölgesi olarak gümüş gramda takip etmemiz gereken önemli seviyeler şeklinde görülebilir arkadaşlar. 5.47'ye dikkat diyoruz. 5.47 üzerinde gümüş gramın kalması, gümüş gramı yukarıda 5.78 önemli direnç bölgesine doğru götürebilir. 5.47 takibinizde olacak. 5.47 kırılımlarında da arkadaşlar takipte kalmanız gereken önemli bir destek bölgesi de 5.19'da bulunan destek bölgesi olarak düşünülebilir. 5.47 üzerinde bir kapanış görebilirsek hareketlerin devamı gelebilir arkadaşlar gümüş gramda. O yüzden 5.47'ye özellikle dikkat çekiyoruz. Gümüş gramda da özellikle 5.47 seviyesi takibimizde olacak önemli seviye olarak da görebiliriz. Covid-19'un etkilerinin iyiden iyiye hissedilmesi, özellikle altın tarafında önemli yükselişlere sebebiyet vermekte arkadaşlar. Ons altında 1981 önemli, orada bir ikili tepe oluştu. Bu 1981'i aşamadığı müddetçe buradan satışlar yiyebilir. Açtığı zaman da arkadaşlar 2000 dolarlı seviyelere doğru da hareket yukarı doğru hızlanır. Burada dikkatli olun. Gümüş gramda gene 5.78'de bir tepemiz oluştu. 5.78 önemli olacaktır. 5.78'i dikkatle takip edin. Aşağıda kırılmaması gereken bir 5.47'si var. 5.47 üzerinde kalışlar 5.78 hedefli çalışabilir. Bizde piyasalar kapalı biliyorsunuz. Bayramdan sonra artık bizim piyasa açılacak. İşlemlerimize başlayacağız. O yüzden şu an Forex ve Avrupa piyasalarını takip ediyoruz. Bugünkü aylık kapanışlar ve haftalık kapanışlar da gelecek. Bunları da yakından takipte olacağız arkadaşlar. Gene bu kapanışlara göre de önemli destek ve direnç bölgelerini sizlerle birlikte güncelleyip sizlere sunacağım. Bugünkü videomuz bu kadar. Tekrardan hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sizlere sağlıklı bir bayram diliyorum. Geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.